Evet sevgili gençler, geldik 19. yüzyıl ıslahatlarına. 19. yüzyıl ıslahatları dediğimizde 2. Mahmut'la başlatıyoruz. Hemen tahta çıkışını hatırlatıyorum. En son 3. Selim vardı. 3. Selim bir ayaklanmayla, hangi ayaklanmayla? Kabakçı Mustafa ayaklanmasıyla tahttan indirilmişti. Yerine 4. Mustafa geçirilmişti. Biz orada bırakmıştık. Şimdi 4. Mustafa tahta çıkarılıyor ama 2. Mahmut nasıl tahta çıkmıştır onu anlatacağım size. 3. Selim'i ve ıslahatlarını çok seven, onu destekleyen Rusçuk ayağına, ayan A gibi düşünün, Alemdar Mustafa Paşa duyuyor ki İstanbul'da işte ayaklanma olmuş, Kabakçı ve adamları İstanbul'a egemen olmuşlar. 3. Selim tahttan indirilmiş, topluyor ordusunu, alıyor adamlarını. Yürüyor İstanbul'a. Niyeti 3. Selim'i yeniden tahta çıkarmak. Ancak bu arada tahta çıkabilecek hanedan mensubu 3 delikanlı var. Biri 3. Selim, diğeri 4. Mustafa, diğeri de 2. Mahmut'tur. Alemdar'ın saraya geldiğini, yürüdüğünü, işte 3. Selim'i yeniden tahta çıkaracağını öğrenen Kabakçı ve adamları 3. Selim'i hemen sarayın orta yerinde boğarak öldürüyorlar. Bu arada 2. Mahmut kaçıyor, tavan aralarında cariyeleri aracılığıyla saklanıyor. Alemdar saraya geliyor, 3. Selim'in cesediyle karşılaşıyor. Hatta derler ki başucunda hüngür hüngür ağlıyor ama yapılacak bir şey yok. 4. Mustafa'yı tahttan indiriyor, yerine 2. Mahmut'u tahta çıkarıyor. Yani 2. Mahmut'u tahta çıkaran ve onun sadrazamlığını yapacak olan Alemdar Mustafa Paşa'dır. Alemdar Mustafa Paşa bir dizi ıslahatlarla dönemi kendi kontrolü altında tutuyor. Ne yapıyor? Yaptığı ıslahatlardan bir tanesi 3. Selim'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Kabakçı ayaklanmasında Nizam-ı Cedid ortadan kaldırılmıştır. Alemdar Mustafa Paşa'nın ilk eylemi Sekban-ı Cedid'i kurdurmak oluyor. Yine Yeniçeri Ocağı'na alternatif ikinci ocaktır. Birincisi 3. Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedid'ti. İkincisi Sekban-ı Cedid'tir. Alemdar kurdurmuştur. Unutmayın 2. Mahmut'tur padişah bu dönemde. Arkasından onunla da kalmıyor Sekban-ı Cedid'den sonra. Kabakçı ve adamlarını ortadan kaldırdıktan sonra ayanlarla 2. Mahmut'a bir belge imzalatıyor ki biz o belgeyi Senedd-i İttifak olarak tanımlıyoruz. Nedir Senedd-i İttifak 1808'de? İkinci Mahmut'la ayanlar arasında yapılan alemdar aracılığıyla sözleşmedir. Ne diyor burada Senedd-i İttifak'ta? Ayanlara Alemdar Mustafa Paşa diyor ki bir vergiyi bundan böyle sizin aracılığınızla toplayacağız. İşte askeri bundan böyle sizin aracılığınızla toplayacağız. Islahat yapacağız. Islahatlarımıza destek çıkacaksınız. Islahatlara karşı ayaklanma olursa gelip bastıracaksınız. Biz de size bunun karşılığında dokunmayacağız. Hatta büyük ayanlara idari yetkiler verilecektir diyor. Şimdi biz bunu bir değerlendireceğiz. Bu ne demektir? Amaç burada merkezi otoriteyi sağlamaktır. Ama burada padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Yetkileri ayanlarla paylaşılmıştır. Öyleyse padişahın yetkileri sınırlandırıldığına göre burada merkezi otorite zarar görmüştür. Hemen yanına yazmaya çalıştım. Padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge Senedd-i İttifak'tır. Padişahın yetkilerini sınırlandırdığına göre bu bir demokrasi hareketidir ki Osmanlı'da yine hemen ekliyorum ilk demokrasi hareketi Senedd-i İttifak'tır ki hemen altına not düşüyorum. Bunun dünyadaki karşılığı 1215'te İngiltere'de yapılan Magna Carta Libertium'dur. Yani biz dünyada ilk demokrasi hareketi 1215, bizde ilk demokrasi hareketi 1808'dir. Artı burada ayanların varlığı resmileşmiştir. Aynı zamanda ayanı ağa olarak düşündüğümüze göre Osmanlı'da feodalleşme sürecini başlatan bir gelişmedir. Ben feodalleşmeye Osmanlı'da nasıl engel olmuştum? Tımar sistemi sayesinde. Çünkü feodalitede ne vardır? Toprağın sahibi
ağalar, dere beyleri vardır, feodal beyler vardır. Osmanlı'da toprağın sahibi devletti tımar sistemine göre ve bu feodalleşmeyi engelliyordu. Ama burada ayanları yetkili kılmak suretiyle hem merkezi otoriteye zarar vermiş oldum hem de feodalleşme sürecini de başlatmış oldum. Ancak bu yapılanlardan II. Mahmut çok mutlu değildir ve Alemdar Kandıralı ayaklanmasıyla öldürülürken II. Mahmut otoritesini tam olarak sağlayacaktır. Şeyi unutmayın, Senedi İttifak da Sekban-ı Cedid de II. Mahmut dönemidir ama bunları yaptıran Alemdar Mustafa Paşa'dır. Şimdi döndüm o zaman II. Mahmut'a. Birçok alanda, geniş konularda, geniş alanlarda her şeye dokunarak ıslahat yapan bir Osmanlı padişahı. Hemen şuradan Sekban-ı Cedid'i hatırlıyoruz. Ama Alemdar Mustafa Paşa öldürülürken aynı zamanda Sekban-ı Cedid de dağıtılacaktır. Bunun üzerine II. Mahmut 3. alternatif ocaktır Yeniçeri Ocağı'na. Yani Yeniçeri var, onların içinden kurulan ocaktır. Eşkinci Ocağı'nı kurduruyor. Bu da yine Yeniçerileri kızdırıyor. Yeniden ayaklanma belirtisi verince halkın ve ulemanın desteğini alan II. Mahmut Yeniçerilerin üzerine yürüyor. İstanbul'da çadırlarında Yeniçeriler topa tutuluyorlar ve ocak tamamen kaldırılıyor. Vakai Hayriye, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı olayın adıdır. Böylece ıslahatların önündeki engel kaldırılmış oluyor. Artı, altını çizerek belirtiyorum, merkezi otoriteyi sağlama konusunda da büyük bir adım atılmış oluyor Yeniçeri Ocağı kaldırılarak. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kuruluyor. Şimdi Yeniçeri Ocağı'na alternatif ocaklar. Biri Nizam-ı Cedid'di, 3. Selim kurmuştu. Diğeri Sekban-ı Cedid'di, Alemdar Mustafa Paşa kurmuştu. Üçüncüsü Eşkinci Ocağı'ydı, 2. Mahmut kurmuştu. Bunlar Yeniçeri'ye alternatif ocaklardı. Yani Yeniçeri varken onun yanındaki ocaklardı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ise Yeniçeri'nin yerine kurulan ordunun adıdır. Bugünkü ordunun da aynı zamanda temelleri atılmıştır. Artı başkomutanlık seraskerlik makamını oluşturuyor. Askeri okullar açtırıyor. Mektebi Harbiye, harp mektebi belli. Mektebi Tıbbiye, askeri tıp, gata gibi düşünüyorsunuz. Mızıkayı Hümayun, bando mızıka okulu ki bugün de Mehteran Birliği'nin yerine kurulmuştur. Bugün de bando mızıka deyince askeri karakter düşünüyorsunuz. Bunların üçü de askeri yapıdaki okullardır. Darül Şura'yı askeri oluşturmuştur. Böylece askeri ıslahatları yapacak bir kadro hazırlamıştır. İlk nüfus sayımını yapmıştır. Nüfus sayımı iki amaçla yapılır. Bunu soruda dikkat edin. Eğer erkekler sadece sayılmıştır diyorsa amaç askeridir. Çünkü asker kaynağını tespit etmeye çalışıyor. Ama yanında mülk tespiti yapılmıştır diyorsa amaç vergi kaynağını tespit etmektir. O zaman mali alanda ıslahattır diye de özellikle belirtiyoruz. Bir de illerde valilerin yanında güvenliği sağlasın diye redif adı verilen birlikleri kurmuştur. II. Mahmut askeri alanda diyoruz. Dönüyoruz yönetim alanında neler yapmıştır ha? Divan örgütünü kaldırıyor. Artık divan işlevini kaybetmiş durumda. Sadrazam konağında sadrazam kendisi direkt kararları alıyor. Ve divanı kaldırarak divanın görevlerini paylaştırıyor. Ne gibi? Divan yasama, yürütme ve yargı erklerini kimliğinde bulunur. Ne yapıyor? Yasama, yasa çıkarma gücünü Meclisi Valai Ahkama Adliye adlı kuruma veriyor. Yürütme gücünü Meclisi Vükela ve Meclise Hasa veriyor. Yargı gücünü de Darül Şura'yı herhalde arka sayfada olacak. Evet. Darül Şura'yı Baba Ali'ye vermek suretiyle yasama, yürütme, yargıyı paylaştırıyor. Aynı zamanda divan üyelerini, bakanlarını nazırlık, bakanlık kimliğiyle paylaştırıyor. Mesela sadrazamı baş vekalete dönüştürüyor. Şeyhülislam'ı Bab-ı Meşahat'e dönüştürüyor. Bunun dışında Sadaret Ketüdağlığı'nı dahiliye nazırlığına, Reisül Kütaplığı hariciye, dahiliye yani
İçişleri Bakanlığı demektir. Hariciye yani Dışişleri Bakanlığı demektir. Darphane-i Amire ve Hazine-i Amire'yi de darphane para basılan yer, oradan aklınıza gelsin, Maliye Nazırlığı'na dönüştürüyor. Bunun dışında Ticaret ve Efkaf Nazırlıkları, Nazırlık Bakan, bakanlıkları kurduruyor. Sadrazam ve Şeyhülislam'da toplanmış olan yetkileri böylece bakanlıklara paylaştırmış oluyor. Bunun dışında müsadere sistemine, devlet memurunun mal varlığına el koyma anlayışına son verdirerek özel mülkiyet kavramını getiriyor. Aynı zamanda bütün halkımı, tebaamım işte Müslümana camide, Hristiyanı kilisede, Museviye havrada görmek isterim diyerek Osmanlıcılık düşüncesini fikir babasını oluşturuyor. Devlet memurlarını dahiliye, hariciye, içişleri, dışişleri memurlukları olarak ikiye ayırıyor. Onlara maaş bağlıyor. Tımar sistemini kaldırıyor. Memura, devlet memuruna fes pantolon, bu eski İstanbul filmlerinden de bilirsiniz, ceket, pantolon, bordo püsküllü fes giydiriyor. Ki fes giydirmesi de ilginç, bize fesi doğu kıyafeti zannederiz. Hayır, fesin kökeni batıdır ve çok tepki alan bir uygulamadır. Sağlık alanında bir ıslahat yapıyor. İlk değil, dikkatinizi çekerim. Çiçek aşısıdır sağlık alanındaki ilk ıslahat. Lale devrinde uygulanmıştır. Burada karantina uygulamasını başlatıyor. Takvim-i Vekaya adıyla ilk resmi gazeteyi çıkarıyor. Merkezi otoriteyi sağlama adına bir adımdır. Haftada 2 gün Fransızca ve Türkçe olarak basılmıştır. Bütün illere gönderilmiş. Böylece merkez aldığı kararı taşraya ulaştırmıştır. O nedenle merkezi otoriteyle ilgilidir. Yine ilk modern anlamda posta örgütünü kuruyor ki posta da yine merkezi otoriteyle ilgilidir. Ne ilgisi var merkezi otoriteyle postanın? Ulaşıyorsun, bilgi götürüyorsun, otoriteni taşıyorsun çünkü. İlk pasaport uygulaması bugün bildiğimiz anlamda yine bu dönemdedir. Askeri, idari ve mali konularda yetkileri olan müşirlik idari birimlerini oluşturuyor. Köylerin başına muhtarlar atıyor ki tımara son vermenin sonuçlarından bir tanesidir. İstanbul çok kalabalık diyor. Herhalde bugünü görseydi ne yapardı bilemiyoruz. İstanbul'a giriş çıkışlarını izne bağlıyor. Mürür tezkeresi denilir buna. Senedi ittifakı iptal ettiriyor, ayanları sürgüne gönderiyor ki bu da yine merkezi otoriteyi sağlama kaygısıyla ilgilidir. Eğitim alanında ilk öğretimi zorunlu kılıyor, İstanbul'la sınırlı olmak üzere. O da ilginçtir. Önce zorunlu kılıyor, sonra bir bakıyor yeterli okul yok, bir bakıyor öğretmen yok. Yani pratikte uygulanmamıştır ama ilk öğretimi zorunlu kılan ilk Osmanlı padişahıdır 2. Mahmut. İlk kez ortaokullar rüştiyeler açtırıyor. Yine orta dereceli okul alan Mektebi Ulumi Edebiye'yi, devlet memuru yetiştiren yani enderunu pasivize eden Mektebi Marife Adliye'yi açtırıyor. Mektebi Tıbbiye, Mektebi Harbiye'yi konuşmuştuk az önce. Bunun dışında Mektebi Şahane-i Tıbbiye'yi açtırıyor. Mektebi Şahane-i Tıbbiye de sivil tıp okuludur. Avrupa'ya Erasmus programı. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderiyor ki bu giden delikanlılar meşrutiyeti getirecekler. Namık Kemaller, Mithat Paşalar, o genç Osmanlılar kuşağını oluşturacaklardır. Ekonomi alanında Mart ayını mali yılı başlangıcı yaptırıyor. İstanbul'da bez, çuha ve fes fabrikaları kurduruyor. Önce İngiltere'den fesi alıyoruz devlet memuruna giyme zorunluluğu getirince, sonra da kendi fes hanemizi kurduruyoruz. Yerli malı kullanımını teşvik ediyor. Karayolu yapımına ağırlık veriyor. Karayolu yapımı hem merkezi otoriteyle hem de ekonomiyle ilgili bir durumdur. Narh uygulamasına son veriyor. Narh nedir? Narh, piyasadaki fiyatın devlet tarafından tespit edilmesi demektir. Piyasada fiyatı devlet tespit etmezse bu ne demektir? Liberal ekonomiyi benimsemiş oluyor. Tekel sistemine son veriyor. Yedi vahit sistemi denilir. Yine liberal ekonomiyle ilgili. Üretim tek kişinin elinde, tek ailenin elinde toplanmasın diyor. Ama bunların dışında yaptığı bir eylem Osmanlı'ya çok büyük zarar veriyor. Nedir o? 1838'de İngiltere ile Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'ni yapıyor.
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'ni yaparak İngiltere'ye ekonomik anlamda çok büyük avantajlar veriyor. Ne diyor? İhraç ürünlerinden diyor %12, ithal ürünlerinden diyor %5 gümrük vergisi alınacaktır diyor. Artı iç dolaşım hakkını da İngiltere'ye yabancı şirketlere veriyor. Şimdi bunu ne demek istediğimizi açalım. Ben dışarıya mal satarken fazla vergi ödeyeceğim için pahalıya satacağım. Dolayısıyla ürünüm dışarıda pazar bulamayacak pahalıya çıktığı için. Ama yabancı mallar benim topraklarıma az vergi ödeyerek ucuza girdiği için aynı zamanda sanayileşemediğim için de haksız bir rekabet ortamı doğacak. Bu da beraberinde neyi getirecek? İşte iç pazarların yabancı mallarla dolmasına, zaten az olan üretimimin tamamen durmasına, loncaların kapanmasına, Osmanlı topraklarının yabancı mallarının pazarı durumuna gelmesine neden olacaktır. Rekabet şansım olmadığı için de ekonomik anlamda çok büyük bir kayıplarıma yol açacak uygulama olacaktır. Aynı zamanda Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi der ki, daha önce yabancı mallar bizim gümrük kapılarımıza kadar gelirdi. Gümrük kapılarımızdan Türk tüccarları iç dolaşım için alırlardı. Yani İzmir ile İstanbul arasındaki mal nakliyatını Müslüman tüccarları yapardı. Şimdi biz Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile iç dolaşım hakkını da İngilizlere veriyoruz. Bu da yerli tüccarın tamamen ölmesi, bütün ticaretin, iç ve dış ticaretin yabancıların eline geçmesi anlamını taşıyacaktır. Niye böyle bir şey yapıyor Kavalalı, pardon, II. Mahmut? Çünkü bu dönemde bizim 1838 çözülmemiş Mısır sorunumuz var. Siyasi hayatta konuşmuştuk. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanmamız var. Kavalalı meselesinde kendi yanında tutabilmek adına İngiltere'yi, II. Mahmut'un İngiltere'ye ekonomik anlamda verdiği çok büyük bir tavizdir diyoruz II. Mahmut'la ilgili. Evet sevgili gençler, Tanzimat ve ıslahata geçmeden önce küçük bir mola verelim.